sizlerin de, ikimizin ve rejinin de dikkatini çekti. Selin Ciğerci, konuklar arasındaki Selin Ciğerci'nin değişimi. Yani. Evet. Ne yapmış kendine demek istiyorum. Selin, ne yaptın kendine? İzliyorsan lütfen yaz. Selin bir ara böyle bir çene dolgusu yaptırmıştı. Hatta kendi de dalga geçiyordu çenesiyle. Şimdi de sanki bir dudak dolgusu yaptırmış gibi geliyor bana, değil mi? Hmm, hafif evet. de yanaklarda da dolgu var ama bir de Gülşen, bayağı değişmiş. Göz çevresinde bir şey var. Bak, gözler de değişmiş. Evet, göz çevresi. Neden göz çevresinde bir değişim? Hmm. Gözde hiçbir şey yok aslında. Çekiyor. Şuralara dolgular koyunca gözler küçülüyor. Küçülüyor, evet. Küçülmüş gözleri ama o dudak senin dediğin gibi şimdi öyle modaymış ya. Hani şey olmakla, doldurmakla kalmıyor, bir de dışarıya doğru veriyorsun. Evet. Bu ara herkesin... Doğru. Bu ara... Nasıl? Nasıl? Senin taklitlerine bayılıyorlar, biliyor musun? Çok yeteneklisin. O taklidi bir daha yaparsam adrese tam teslim olacak. Ondan sonra başım belaya girecek. Bir şey söyleyeceğim Müge. Şöyle baktığın zaman yandan Bengü'ye benzemiyor mu? Bak şöyle, evet. Göz ve kaş. Gerçekten benziyor. Bengü kızmasın ama. Hayır canım, niye? Evet. Selin de güzel. Çünkü neden? Çekik ince göz olmuş. Küçük göz. Yok, göz altında, göz çevresinde bir şey değişiklik var. Evet. Dudaklar özellikle. Bu ara herkes aynı estetikçiye gidiyor. Aynen. Dudaklarla ilgili bir kadın var. Ha. Herkes onun kapısını çalıyor. Onun için herkes stili, aynı dudak oldu. Aynen öyle. Onun da stili çok başka. Vallahi yaptırmayan orijinal duruyor. Orijinal olmak istiyorsanız dayanın hanımlar. Dayanın, evet. Bu arada Aslı Ünel yazıyor. Ben gelinden daha çok heyecanlandım. Ben de yazdım. Heyecanı bırak, ne taktın ona bakalım diye. Takmış? 16'nı taktım. Wow. Kırmızı kurdeleye de bağladım diyor. Vay. 16. 16'ın takmış. Bak ne kadar bonkör. Evet. Değil mi? Öyle eski bir dostluğu falan da yok Merve'yle ama. 16'ın ne kadar? Ne kadar? Hemen bir bakalım. 10 tam altın mı? Şimdi 10 tam altın diyorsun, 10 tane çeyrek. 10 tam altın. Tam altın. Yok canım, takmış. O artık çeyrek takmaz. Bir bakalım ne kadar 10 tam altın. Şimdi 100 bine. 70 bin mi? Ne kadar? 100 bin. Ha. Ya neyse, hesaplarız falan. Selin de çok zayıflamış diyor. Bakar mısınız, Aslı bizle birlikte dedikodu yapıyor. Düğün dedikodusu. Peki, haberler geldikçe düğünle ilgili. Geliyor. Şimdi sahne, tarz ve ses deyince tek geçtiğimiz bir isim. Kim olabilir? Senin için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen de aynı şekildesin. Sağ ol. Ne güzelsin. Süperstar Ajda Pekkan. 76 yaşındaki Ajda Pekkan efendim Kuruçeşme'de konser verdi. Konsere tarzıyla ve dansıyla damga vurdu. İzleyelim. Pop müziğin kilometre taşı, yılların eskitemediği isim Ajda Pekkan Kuruçeşme'de konser verdi. 76 yaşındaki Ajda Pekkan konsere tarzıyla damga vurdu. Ajda Pekkan sahnede çok keyifliydi. ...76 yaşındaki ünlü sanatçının sahnedeki kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Sahneye pelerinle çıkan Ajda Pekkan bir anda üstündeki pelerini çıkardı ve işte bu kıyafetle kaldı. Altın rengi mini şortuyla sahnenin ortasında kalan Pekkan'ı izleyenler Ajda Pekkan gerçekten 76 yaşında mı diye sordu. Sosyal medyada sıkça paylaşılan bir başka görüntüde ise Ajda Pekkan kalp desenli kostümüyle de çok beğenildi. Pekkan pijama yandıran kıyafetiyle de oryantal şov yaptı. Pop dünyasında adeta rakibinin olmadığını ifade edercesine dans ederek hodri meydan dedi. Pekkan sahneye 3 farklı kostümle çıktı. Konserin finaline doğru "Affetmem Asla Seni" şarkısıyla zirve yaptı. Ancak geceye damga vuran görüntü Pekkan'ın dansıydı. O dans etmeye başlayınca herkes cep telefonlarına sarıldı. Ajda Pekkan'ın finalde giydiği pijama internet alışveriş sitelerinde 248 liraya satılıyormuş. 3 kostümünün toplam değeri de 100.000 TL'ymiş. Bunu da belirtelim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben o alışveriş sitesinde satılan pijamayı şöyle inceledim. Yakında yaptım, inceledim. Aynı pijama değil. Ajda Pekkan'ın kalpleri daha büyük. Kumaşı daha farklı duruyor. Evet. Tabii ne fark eder? İkisi de birbirine benziyor. Evet. Ajda Pekkan'ın sanki biraz daha pahalı gibi geldi bana. Evet. Sen Umut bir sürpriz yapıp böyle bir şortla, derin yırtmaçla bizi "aa" dedirtecek, şaşırtacak bir şeyle çıkar mısın? Hiç aklından geçti mi öyle bir şey? Ya çok o tarz şeylerle şaşırtmayı sevmiyorum. Ben yaptığım müzikal çalışmalarla şaşırtmaktan yanayım. Evet, şu ana kadar hep öyle oldu. Herhalde böyle devam edecek. Peki şunu da soralım. Ama sahnede sanatçının sınırları olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Yani son zamanlarda Türkiye'de çok enteresan şeyler yaşadık. Evet. Yani çok ucu kaçtı diye düşünüyorum. Şimdi isim vermeyeceğim, zaten malum konular. Kıyafet konusunda mı diyorsun? Evet, yani o artık cesaret de değil, özgürlük de değil. Tabuları yıkmak hiç değil. Bence çok fazla pornografik bir yere doğru gitti yani. Senin aldığın eğitim, seslendirdiğin dalla ilgili mi böyle bir şey? Yok, yani Türk sanat müziği olması nedeniyle mi? Hayır, mesela ben bir örnek vereyim şimdi. Funda Arar, değil mi? Çok iyi bir ses kendi alanında. Sertap Erener, yani onlar hiçbir zaman o tarz acayiplikler içinde görmedik. İnsanın zaten sesi falan varsa bunlara da çok ihtiyaç duymuyor herhalde, değil mi? Ya sesi yoksa da duymasın ya. Böyle konuşulmaktansa peki, yapmayalım o işi, Umut, daha iyi. Sen o fotoğrafları, o videoları gördüğün zaman ne düşündün? Gerçekten İlk tepkin ne oldu? Bir kere yani çoluk çocuğumuz çok etkileniyor şimdi. Hani Işın Karaca'yı topa tuttu insanlar ama bence anne olanlar daha çok bunu anlayabilirler. Çünkü çocuklara normalleşti artık bu tür görüntüler. Anlatamıyorsunuz. Hani "kızım bir ölçün olsun, kapat önünü bağırın" dediğin zaman omzunu sirkeye atıyor. Çünkü artık o kadar normal ki. Sokakta ben çok kızlar görüyorum. Şortları ya da işte dekolteleri çok aşırı. Hani tatil beldelerinde falan olabilir. Gençler tabii ki haklarıdır ama çok normalleşti. Böyle 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 kim bilir nereye doğru gidecek.